Herkes selamlar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. 9. sınıfa hoş geldiniz. Peki 9. sınıfta tarihte neler öğreneceğiz, neler göreceğiz? Hadi gelin birlikte bunlara bakalım değerli arkadaşlarım. Şimdi ilk olarak bir ünitemiz var. Birinci ünitemiz. Geçmişin inşa sürecinde bir tarihi göreceğiz. Biliyorsunuz müfredatımız değişti. Artık dönem boyunca 3 ünite göreceksiniz. 3 ünitenin ilkinde arkadaşlar tarih öğrenmenin faydalarının neler olduğunu, tarih öğrendiğimizde bize nasıl katkılar sunduğunu göreceğiz. Akabinde ikinci konumuz olan tarihin doğası neler katkı sundu bize, bunlardan bahsedeceğiz. Üçüncü olarak tarihsel bilginin üretim süreci. Yani arkadaşlar tarihi araştırmalar yaparken nelere başvurduğumuzu, nelere ihtiyaç duyduğumuzu göreceğiz. Ve tarih araştırma ve yazımında dijital dönüşümü. Yani biliyorsunuz ki artık arkadaşlar dünya dijitalleşmeye başladı. Artık kitapları bir yana bırakıyoruz. Hepsini aslında nerede bulmaya başlıyorsunuz? Dijitallerde bulmaya başlayacaksınız. İşte geçmişin inşa sürecinde, tarihinde dijitalin dönüşümünü söyleyeceğiz size. İkinci üniteye doğru yola çıktığımızda eski çağ medeniyetlerini ele alacağız. İlk olarak tarım devriminin eski çağa etkilerini. Yani biliyorsunuz ki insanoğlu ilk başta tarımı bilmiyordu. Konar göçer bir yaşam sahibinin yanı sıra avcı ve toplayıcı bir milletti. Akabinde cilalı taş yani neolitik dönemde tarih devrimiyle birlikte aslında tarımsal faaliyetlere geçiyorlar. Aslında tarımsal faaliyetlere geçilmesi köy yerleşimlerinin oluşmasını, akabinde ilk şehirlerin ortaya çıkmasını ve bu şehirlerin yanı sıra devletleşme sürecinin nasıl olduğunu göreceğiz. Eski çağda yönetenler ve savaşanların neler olduğunu ve İlk çağ toplumların önemli noktalarını değineceğiz. Sümerlere gideceğiz, Akatlara gideceğiz, Mısırları ele alacağız ve birçok önemli uygarlığı ele almış olacağız. Üçüncü noktaya geldiğimizde eski çağda hukukun nasıl olduğunu, yani ilk kanunu, 12 levha kanunlarını, Justinianus kanunlarını, akabinde arkadaşlar dünyanın ilk hukuk kurallarının oluşturulduğu Sümerler'de Lagaş kurallarını göreceğiz. Yani arkadaşlar köleciliği yasaklamış özel mülkiyetin serbest bırakıldığını göreceğiz. Ve dünyanın ilk anayasası Babil Krallığı'nda Hammurabi kanunlarıyla ortaya ne yapacak? Çıkacak. Eski çağda inanç, bilim ve sanatı göreceksiniz. Aslında ilk çağ toplumlarında genelde çok tanrılı bir inanç yapısını göreceğiz. Bunu aslında İbranilerin dışında tutacağız. Çünkü İbraniler dünyada ilk semavi dinin yani ilk kutsal dinin indiği toplum olarak bileceğiz. Tabii ki bu çağlardaki çoksal tanrılar bilim ve sanatın gelişmesine de büyük katkı sunacak. Daha sonrasında ata topraklarına doğru yola çıkacağız. Orta Asya'ya doğru gideceğiz. Orta Asya'da Türklerdeki konar göçer yaşam tarzının nasıl olduğunu, hayatlarına nasıl bir etki yaptığını ve bu etkinin savaşçı bir toplum yapısını ortaya çıkarttığını ele alacağız birlikte. Yani ikinci ünitemiz eski çağ medeniyetleri olacak. Üçüncü üniteye geldiğimizde ise üçüncü ünitede orta çağ medeniyetlerini göreceğiz. Orta çağdaki kitlesel göçleri ve orta çağın kitlesel göçlerinin sonrasında siyasi ve askeri gelişmeleri, orta çağda ticaret yolları yani aslında çok klasik bildiğiniz yollar, kral yolu, ipek yolu, baharat yolu, kürk yolu gibi yolları birlikte ele alacağız. Tabii ki bu ticaret yollarının yanı sıra işte kervansarayları, hanları, arastaları, bedestenleri ele almış olacağız birlikte. Orta çağda bilimin, kültürün ve sanatın nasıl ilerlediğini, Orta Asya bölgesinin yanı sıra Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde kültürün hızlı bir şekilde gelişirken Avrupa ise bir karanlık çağ yaşadığını ve coğrafi keşiflerin sonrasında Avrupa'da bir Rönesans ve reform hareketlerinin ortaya çıktığını birlikte ele alacağız değerli arkadaşlarım. Peki bu kadar üniteyi öğrendikten sonra bu tarihi öğrenmenin faydaları bize neler olacak? Aslında tarih öğrenmenin faydaları toplumun kültürel, manevi ve sosyal değerlerini korumayı, geçmişten günümüze atalarımızın bıraktığı mirasa gelecek nesillerin nasıl davranması gerektiğini, yine bu dönemde tarihte geçmişe yönelik olgusu insanın bakış açısını ve ufkunun gelişmesini ne yapacak bize? Aslında sağlayacak. Tarih aslında bir nevi insanın geçmişteki bir hafızasıdır. Çünkü geçmişteki devlet
devletlerin yaptığı hatalardan ders çıkarırsanız, gelecekteki kuracağınız o mükemmel devletlerin de arkadaşlar hatalarını önlemiş olursunuz. Ve böylece çağdaş ve muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmanızı tarih bu anlamda yardım ne yapmıştır? Size sağlamıştır. Aslında arkadaşlar 9. sınıfın genel hali şu şekilde olacak. İlk çağ toplumlarını göreceğiz. Sümerleri, Hititleri, daha sonrası Urartuları, Frigleri ele alacağız. Daha sonra yavaş yavaş Orta Asya'ya doğru gideceğiz. Atalarınızın topraklarını inceleyeceğiz. Peki atalarınız buraya nasıl geldiğini ve nasıl burayı arkadaşlar Anadolu yurdu yaptığını göreceğiz. Ama tabii ki Türkler sadece konar göçer yaşam tarzına değil, tabii ki ticarete de önem verdiğini göreceğiz burada. Bunları birlikte dönem boyunca ele alacağız. Tabii ki Tonguç her zaman senin neyinde olacak? Yanında olacak. Hadi bir hatırlatma. Şimdi size mükemmel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum.